Merhaba ben Giray Kaçak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Trabzonspor'umuzdan bahsedeceğiz. Transfer gündemim var. Ambiyansımız değişti. Çünkü Trabzon'dayım arkadaşlar. Elimden geldiğince bir video hazırlamaya çalışacağım. Gönlüm isterdi ki arkaya yeşil alanı alayım. Yeşilliği alayım. Sizlere daha güzel bir atmosferde çekeyim. Ama maalesef arkadaşlar aşağısı biraz kalabalık. Dedim eğer biz bu videoyu çekersek aşağıdan birçok soru gelebilir. Aynı şekilde bir türbin oluşabilir ufaktan da olsa diye düşünerek videoyu içeride yapma kararı aldım. inşallah videomu beğenirsiniz. Şimdi stoper ve ön oynayan milli oyuncumuza tekrardan ibre döndü. Biliyorsunuz yurt dışından Kovete ile alakalı bir girişim var. Aynı mevkide oynayan ama çok maliyetli olacak. Aynı şekilde arkadaşlar transfer gündemimizde biliyorsunuz Artem ve William Jose ile alakalı e, girişimlerimiz var. Çok sıcak gelişmeler yaşanıyor bence bu iki oyuncuyla alakalı. Bunları sizlere aktaracağım ve transfer gündemiyle beraber videomuzun sonuna geleceğiz. İnşallah videomu beğenirsiniz. Elimden geldiğince sizlere video hazırlamaya çalışıyorum. Şu an Trabzon'da olmama rağmen e, gene e, kısıtlı zamanımda bu videoyu çekme kararı aldım. İnşallah beğenirsiniz. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi Direkt Kaan Ayhan'dan başlayalım arkadaşlar. Trabzonspor takımımız Kaan Ayhan'la tekrardan ilgilenmeye başladı. Sosoluna'dan ayrılması gündemde Kaan'ın. Ve Kaan memnun değil. Ve oyuncu gitmek istiyor. Ee, tabii Trabzonspor takımımızda da tekrardan gündeme geldi. Kiralama formülü araştırılıyor Kaan Ayhan'la alakalı. Ama ben Kaan Ayhan'ın Trabzonspor takımımıza gelip hani yedek kulübesine bekleyeceğini çok fazla düşünmüyorum. Şimdi Kaan Ayhan sağ de oynayabiliyor. Önlü, önlü burada oynayabiliyor ve stoperde oynayabiliyor. Bizim stoperimizde oynama şansı yok. Sağ bekimizde de ben Bruno Perez varken oynama şansını görmüyorum. Orta sahamızda da Dorukan geldi. şimdi Hamsik var, Berat var derken Kaan Ayhan'ın eee La alakalı girişimlerin ben çok böyle olumlu olacağını düşünmüyorum ama böyle bir haber akışı var, böyle bir gündem var. Ben bunu değerlendirmek istedim. Kaan Ayhan'la alakalı tekrardan ibre döndü. Orta sahamızda Kaan Ayhan takviyesini alternatif anlamda istediği söyleniyor Abdullah Hoca Abdullah Hoca'nın. Tabii e, bizim ihtiyacımız var böyle bir oyuncuya. Hani rotasyonu bir şekilde oynatır Abdullah Hoca. Mutlaka ona kadroda yer bulur. Ama biraz e, kafa karıştıran transfer olacak. Şimdi Emre Mor'la alakalı şunu söyleyelim. Emre Mor transferiyle alakalı adımlar atıldı. Emre Mor'la görüşme yapıldı. Abdullah Hoca'yla birebir konuştu Emre Mor. Ve Emre Mor'un e, sözleşmesini alabilirse eğer kendisi o işi çözebilirse makul şartlarda maç başarılıklı bir şekilde opsiyonlu bir sözleşmele beraber Trabzonspor takımına gelmesi bekleniyor biliyorsunuz. Bizim için e, yani yerli transferler gelecek zaten. Birkaç tane daha yerli transferin gelmesini bekliyoruz. Gelecek vadeden yerli oyuncular da gelecek ama bugün özellikle arkadaşlar Artem ve William Jose ile alakalı bilgiler var. Sizlere bunları vermek istiyorum. Biliyorsunuz Artem ile alakalı hani Ukrayna bir sefer düzenleneceği konuşuldu. Kulüp Dnipro 6,5 milyon eurodan aşağı düşmedi. Ve şimdi Artemle alakalı Anderle takım takımında devreye girdi. Bunun altını çizelim. Shakhtar Donetsk'ten bir teklif geldi ve 6,5 milyon doların altında kesinlikle düşmeyeceğiz dediler. Net cevabını verdi Dinipro takımı ama Trabzonspor takımı tekrardan bu teklifin üzerine yeni bir teklif hazırlamaya çalışıyor ve Artemle alakalı ısrarımız devam ediyor. Bunun altını çizelim. Artem gerçekten iyi bir oyuncu, gelecek vadeden bir oyuncu ve Çoğu taraftarımızla konuştuğumuz zaman mesajlarda görüyorum. Instagram sayfamda bana yazıyorsunuz. Elimden gelen cevap veriyorum. Bir söylote etkisi yaratacağını ve çok önemli bir transfer yapılacağını çiziyor, altını çiziyor arkadaşlar. Şimdi William Jose ile alakalı şu gelişmeler yaşanıyor. William Jose biliyorsunuz ee, ayrılmak istiyor. Kulüp başkanı William Jose ayrılacak diyor. Ama William Jose'de şöyle bir gelişme var. Eee Royal Sociedad'ın santraforu Arkadaşlar çapraz bağlarını koparttı. ay sağlardan uzak kalacak ve böyle olduğu için de William Jose'ye gözler geri döndü. William Jose'nin tekrardan Real Sociedad takımına kalabileceği gündeme geldi ve bu konuşuluyor arkadaşlar. İspanya basında da bu şekilde konuşuluyor. Çünkü santraforları çapraz bağlarını koparttı maalesef ve William Jose'den böyle bir kötü haber geldi. Maalesef William Jose'de bir kat yol kat edilmişti. Pazarlıklar devam ediyordu ama Şimdiki sakatlık olayından dolayı da kulüp satmama kararı her an alabilir. Çünkü gayet normal. Çünkü iyi bir oyuncu, kariyerli bir oyuncu. O takımda bulunmuş bir oyuncu olduğu için hani maceraya da gerek yok diyerek biz bu oyuncu tutalım diyebilirler. Ve şimdi bu iki oyuncuyla alakalı gelişmeler bu şekilde. Şunu söyleyeyim sizlere. Diabete, Flavio ve Ekuban'la yollar ayrılıyor. Ayrıldı hatta. Bu üç oyuncunun gitmesiyle beraber bizim elimiz inanılmaz rahatladı. Diabete ve Flavio biliyorsunuz Giresun Spor'la anlaştı. Ekuban Genoa takımına gitti. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bizim transfer yapabilmemiz adına ve limit açma adına muhteşem işler olduğunu düşünüyorum ben. Bu oyuncuların girişim takımına gitmesi de bizim için çok iyi oldu. Hem Karadeniz dayanışması diyelim hem iki tane oyuncumuz gözümüzün önünde olacaklar. Bence iyi bir e, hamle oldu Trabzonspor takımı için. Şimdi Hüseyin Türkmen'le alakalı bir e, girişim var. Hüseyin Türkmen'in e futbol oynamak istediğini biliyoruz her fırsatta oyuncu oynamak istediğini belirtiyor. Ama hani gidip gitmemesini isteyip istemediğini bilmiyorum Hüseyin Türkmen'in ama Hüseyin Türkmen'e Altay ve Kayseri Spor'un resmi teklifleri var. Ciddi ciddi istiyorlar bu oyuncuyu. Tabi Hüseyin Türkmen'in kararı çok önemli bu konuda. Hüseyin Türkmen'in ne diyeceği de çok önemli. Şimdi yarın Molde'li ilk maçımız var. Molde takımıyla alakalı dün bir ufak bir analiz yapmıştık. Molde takımı gerçekten çok tehlikeli bir takım. Deplasmanda arkadaşlar zafiyet olan ama içeride de muhteşem bir takım olduğunu altını çizeyim. Tekrardan sizlere belirteyim. Yani bizim bu maça çok konsantre bir şekilde çıkmamız lazım. Karşımızda hazır bir takım var. Maçı tutarak Son dakikalara kadar böyle hani nasıl, diyeyim ikinci yarı 70-80 dakikaya kadar eğer gol yemezsek biz bunları bir tane atarız mantetesine geleceklerdir. Muhtemelen kontra tak deneyeceklerdir. Gerçekten kontraya dönük oyuncu yapısı da var Molde takımının. Ee, ama içeride çok iyi olduğunu altını çizelim. Deplasmanda da arkadaşlar bir o kadar zafiyetler olan bir takım. Kendisi biliyorsunuz liglerinde 14 tane maç oynadılar. Servetli takımıyla bir eleme maçında Servetli takımını e, elediler. 3-0 kazandılar. 2-0 kaybettiler ama elediler. Yani biraz daha hani derler ya arkadaşlar hazır eli eli sıcak derler ya aynen o şekilde bir takıma karşı oynayacağız Molde, Molde takımına karşı. Şimdi Molde takımının kadro yapısına baktığımız zaman sert ve agresif oyunculardan kurulu. Bizim yarın sahada mücadele gücü yüksek oyuncularla oynamamız gerekiyor. Gerçekten mücadele gücü yüksek takım geliyor bize. Ben Trabzon'dayım. Çoğu arkadaşımız maça gidip gitmeyeceğimi merak ediyorlar. Arkadaşlar maça gidip gitmeyeceğimi maç saatinde karar vereceğim. Çünkü bu pandemiden dolayı ben biraz uç noktada yaşıyorum. Bizim yeni bir bebek var. İşte eşimin ailesinin yanındayız. Yaşlı insanlar. İnsanlar risk etmek istemiyorum. Ben oraya gittiğim takdirde mutlaka birçok insanla temas halinde olacağım. Onun için e, gidip gidip gitmemede kararsızım. Keşke bu pandemi olmasaydı en ön sıralarda en coşkulu şekilde izleyenlerden bir tanesi olurdum. E, bunu bilgisini vereyim. Şimdi molde takımıyla alakalı hani söyleyeceklerim bu kadar. Trabzonspor takımımız heyecanlıdır. Çoğu transferimiz ilk defa çıkacaklar taraftar karşısına. Ne kadar yeni transferlerimizin tecrübeli oyuncuları olsa da o heyecan çok başka. Yeni bir takımın forması altında sahip çıkmak çok başkadır. E, şimdi kadroyu tekrar verelim. Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Perez, Edgar, Vito, Vitor Hugo, Solbeck'te Tronsen deniyor arkadaşlar. Dün ben dikkat ederseniz acaba dedim hazır takıma karşı Bruno Perez'i sola sağ tarafa Serkan'ı mı koyar dedim ama Tronsen ile alakalı bir bilgi akışı var. Orta sahada arkadaşlar Berat Hamşik, önlerinde Bakasetas, sağda Cervinho, solda Wakeme ileride de Canini. Bizim alternatiflerimize baktığımız zaman Yunus Mallı, Yusuf Sarı hücum attığında stoperde Hüseyin Tükmen var. Orta sahada Dorukan var. Sol bekledi İsmail Köybaşı var. Hani vakeme ve Cervinyo herhangi bir şey olduğunda bizim direkt böyle lejyoner bir kanat oyuncumuz yok. Yusuf Sarı tamamlayıcı onun oyuncu. Genelde zaten sonradan girdiği zaman iyi oynayabilen bir oyuncu. Ama hani Vakiyeme bir şey olsa, Cervinyo bir şey olsa aradaki fark büyük. İki oyuncunun klasıyla kulübedeki oyuncuların klası. Yunus Mallı Solda sağda çok fazla oynayamıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Biraz daha forvet arkası gibi oynuyor. Yunus Malı da kendini buldu. Son dönemde güçlenmiş gördük. Birebirlerde ayakta kalan, şut deneyen, pas atmayı deneyen, araya atan böyle Yunus Malı istediklerini artık beyninden geçenlerini sahaya yansıtabileceğini gördük. Ve Trabzonspor takımımız işte Koita'nın sakatlığı, Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı, Ekuban'ın son anda gitmesi gibi son anda bir darbe yedi mi yedi, kötü oldu mu, kötü oldu ama Trabzonspor takımıdır. Sonuçta kadrosundaki bütün oyuncular kalitelidir. Ben bu bunların üstesinden gelebilecek yapıya ve karaktere sahip oyunculardan kurulu olduğunu biliyorum. Abdullah Hoca hani istediği oyuncuları aldı şu anki ilk prova çok heyecanlı olacak herkes adına çok heyecanlı olacak bizim oyunculardan beklentimiz çok yüksek olacak şunun altını çizeyim takımımız hazır değil maç izlerken ona göre izleyelim Evet ilk resmi maç ama takımımız hala hazır değil ben net bir şekilde bunu görebiliyorum daha 90 dakika hazırlık maçı yapmamış oyuncu grubumuz var bunu da unutmamamız gerekiyor karşımıza da 14 maç oynamış UEFA kupasının işte konferans kupasında elemesini yapmış bir takıma karşı oynayacağız İnşallah Allah yardımcımız olur. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince sizlere bilgi akışına bulunmaya çalıştım. Videomuzun sonuna kadar gelen bütün dostları ayrı, ayrı seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Trabzon'dan herkese çok selam.